Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere katları gördüğünüz gibi böyle tek tek sayılan çok kolay ve de çok nefis bir e, hamur işi tarifi hazırladım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılınmış sütü alıyorum. Üzerine bir paket yani 10-11 gram kadar kuru mayayı ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik su bardağı 200 ml, çay bardağı ise klasik çay bardağı 100 ml. 1 çay bardağı sıvı yağ içerisine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu sirkeyi de ilave ediyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Tüm sıvıları ve mayayı karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Yine sizler de bu tarifi uygularken un miktarını lütfen kontrollü olarak ekleyin. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave edip hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Ağzını kapatıyorum ve en az 40-45 dakika kadar sıcak ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru hiç bezelere ayırmadan böyle tek parça halinde açıyorum. En az büyük boy fırın tepsisi boyutunda olması gerekiyor. Mümkünse birazcık daha fazla açabiliriz. Öncelikle biraz elimle açtım. Daha sonrasında merdane yardımıyla açıyorum. Hamuru açabildiğim kadar açtıktan sonra videoda gördüğünüz şekilde katlama işlemini yapıyorum. Öncelikle yan kısımlarını katlıyorum. Katlama işlemini yaparken hamurun her köşesinin birbirine eşit olmasına biraz özen gösteriyorum. Daha sonrasında da baş kısımlarını ortaya doğru katlıyorum ve iki ucu birleştiriyorum. Ortada iki ucu birleştirdikten sonra son olarak üst üste katlıyorum. Bu şekilde tekrar tek bir beze haline getirdim. Bu şekilde katlamamız ile yaptığımız hamur işi tarifimiz kat kat olacaktır. Üzerini kapatıp bir 15 dakika daha mayalandırdım masanın üzerinde. Dilerseniz streç veya poşetle kapatabilirsiniz. Bakın mayalanmış ve hamur pufuduk pufuduk iki katına çıkmış. Bu mayalandırma işlemini mutlaka yapalım. Çünkü daha sonrasında tepsi mayası yapmayacağız. Hamuru tekrar yine büyük bir boyutta açabildiğim kadar açacağım. En az büyük boy fırın tepsisi büyüklüğünde olması gerekiyor. Ne çok ince ne de çok kalın. Önce yine birazcık elimle büyütüyorum hamuru. Hamuru açarken ters yüz yaparak açıyorum ki katladığım katmanların her tarafı birbiriyle eşit şekilde açılsın. İki tarafı da pürüzsüz olsun hamurun. Daha sonrasında yine merdane yardımı ile büyütüyorum hamuru. Açmış olduğum hamuru üçer parmak genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. 9 parçaya ayırdıktan sonra bir de ortadan kesiyorum. Toplamda 18 eşit parçaya kesmiş oluyorum. Ve hamurun baş kısımlarına iç harcından yerleştiriyorum. Bu tarife eğer vaktiniz varsa kıyma veya patates çok güzel oluyor. E, ama peynir kullanmak tabii ki daha pratik hemen peyniri ezip kullanması. Hamurun baş kısımlarına iç malzemeyi yerleştiriyorum. İç malzemesini koymuş olduğum baş kısmından başlayarak rulo halinde sarıyorum. Daha sonrasında uç kısmını böyle sıkıştırıp düzeltiyorum. Tüm hamuru aynı şekilde sararak bitiriyorum. Ben bu tarifi e, çekerken gerçekten çok eğlendim. Yapımı çok zevkli. Tüm hamuru sarıp bitirdikten sonra yağlı kağıt sermiş oldum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Yüzeyine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum ve 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fanlı fırında pişmeye gönderiyorum. Altı da üstü de nar gibi kızarana dek pişiriyorum. Her fırında pişirme süresi farklılık gösterebilir. Sizlerde lütfen kontrollü pişirin. Nar gibi kızardılar. Artık fırından aldım. Bir 10 dakika kadar da üzerini kapatıp hafif ılımasını beklerseniz daha iyi olacaktır. Bu tarifi dilerseniz böyle pişirip güzelce soğuduktan sonra e, ağzı kilitli bir poşete koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. Dilerseniz de akşamdan hamurunu yoğurup dolaba atıp sabah diğer işlemlere devam edebilirsiniz. Kanalımda daha birçok hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Videolar bölümüne girerek hepsini inceleyebilirsiniz. Yeni tariflerde yine benimle görüşebilmek için kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlarım var ise ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda hemen haberdar olabilirsiniz. bu şekilde daha yakından ve net şekilde de sizlere dokusunu ve katmanlarını göstermek istedim. Ve videomun sonuna geldim. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.